sonra ekrana getirir zorunda. Hem de Devlet Bahçeli'nin bugün Özgür Özel'e karşı sert açıklamaları var. Ne diyorsunuz? Bu ortak metne imza atılmaması AKP ve MHP için beklemedikleri sürpriz bir hediye mi oldu? Yani yerel seçimler öncesi aradıklarını mı buldular? Muharrem İnce öyle iddia ediyor. Yoksa ne oluyor mu dedirtti? Bu çıkışın arkasında iktidarın duruşunu nasıl değerlendirirsiniz? İktidar blokunun. Evet, yani iktidar bloğunda, AKP-MHP bloğunda bir tür öfke, bir tür nasıl yaparlar bunu hissiyatı var. Ama memleketimizde bir toplumsal hafıza, siyasal hafıza sorunu da var. Örneğin bundan 2 sene önce çok benzer bir hadise aslında gerçekleşmişti. Yani TSK Gara'da bir operasyon yaptı. O operasyon başarısız oldu ve orada ben yanlış bilmiyorsam işte 13 Türk asker rehineydi PKK'nın elinde ve onlar öldürüldüler. Yaşamlarını yitirdiler o operasyon neticesinde. O dönemde hemen böyle meclisten bir bildiri çıkartılması tartışması başlamıştı. Hatta HDP kapatılsın da yazacaktı benim bildiğim kadarıyla o bildiride. Ama o dönemde örneğin bugün CHP'yi eleştiren İYİ Parti'de biz bu bildiriye imza atmayız diyerek CHP ile birlikte o bildiriye imza atmamıştı. Şimdi 2 sene geçti. Bu unutulmuş görünüyor toplumumuzda. Sanki ilk kez yaşanıyormuş gibi. İlk kez yaşanıyormuş gibi algılanmasının gerisinde herhalde ilk saat dilim, yani bir önceki saat diliminde anlatmaya çalıştığım Kılıçdaroğlu siyaseti var. Yani Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olsaydı çok net bir şekilde o bildiriye imza atılacağını, belki bir iki video çekileceğini, meclis kürsüsünde de bir iki açıklama yapılacağını düşünebilirdik. Ama Özgür Özel konuşurken son derece çubuğu iktidara büken, iktidarın siyasi sorumluluğuna büken bir yaklaşım sergiledi. Dediğim gibi bu son derece doğrudur. Şehit cenazesine gitti ve oradan verdiği mesaj da çok netti. Yani siz de söylediniz az önce, gövde gösterisi deniliyor. Şimdi birileri çıkıp tabutun üstüne elini koyup elinde mikrofonla seçim propagandası yaptığında bu gövde gösterisi olmuyor da ya da işte birilerinin organizasyonuyla muhalefetin gönderdiği çelenkler yırtıldığında, onlara saldırıldığında, onlara bir takım provokasyonlar yapıldığında bu gövde gösterisi olmuyor da neden Özgür Özel'in kendi memleketinden daha önce örneğin birlikte fotoğrafı oldukları gencecik bir çocuğun cenazesine katılması gövde gösterisi oluyor? Yani ne yaptı Özgür Özel orada? Çıkıp örneğin eline mikrofon alıp propaganda mı yaptı, seçim çalışması mı yaptı? Tam tersine ailenin yanında vakur bir şekilde bekledi. Aile de zaten Özgür Özel'e sahip çıkacak şekilde bugün şehidimiz var, şehidimize saygısızlık yapmayın, Özgür Özel bizim ailemizin çocuğudur şeklinde bir açıklama yaptı. Şunu da bir not olarak düşelim. Ben bugün grup konuşmasında Özgür Özel vurguladı, dikkatimi çekti. Yani o öyle işte uçaktan inip şehit cenazesinde doğrudan bir gidişle değil. Aileyle beraber havaalanında cenazeyi bekliyorlar ve uçak da geç kaldığı için 4 saat boyunca bekliyorlar. Yani o bekleme, havaalanındaki bekleme esnasında hem işte şehit ailesi hem onların diğer yakınlarıyla beraber geçirdiği bir 4 saatlik sürede var. Öyle hani ben gideyim burada bir görüneyim yaklaşımı da değil Özgür Özel'in ki. Tabii dediğim gibi burada bir şov yok. Hem kendi hemşerileri hem tanıdık bir aile, çocukla fotoğrafları var. Bunun dışında, tüm bunların dışında şunu da görmek lazım. Orada örneğin vatandaş tepkisi diye verilen tepki öyle kendiliğinden verilmiş bir tepki değil. Daha önce defalarca şahitlik ettiğimiz üzere bizzat bir takım odaklar tarafından, işte şehrin dışından da insanlar getirilerek tertiplenmiş tipik bir provokasyon var. Biz bunları sadece AKP döneminden değil, ta Demokrat Parti döneminden Menderes'in İnönü'ye yaptıklarından beri biliyoruz. Bunlar Türk sağında geleneksel uygulamalardır. Bu nedenle de dediğim gibi ortada çok net bir ikiyüzlülük var. Bakın örneğin iktidar bundan önce Oslo'da görüşmeler yaptı. İşte ha buradan PKK'lıların girişleri söz konusu oldu, İmralı görüşmelerinde bulundu, HDP ile bir takım pazarlıklar yaptı, etti. Bunları yapabilme hakkını kendisinde gören bir iktidar var. Öte yandan CHP hiçbir zaman ne Kandil'le ne de Öcalan'la doğrudan bir bağlantıya girmemişken ama Kürt hareketinin legal unsurlarıyla meclis yönetiyor örneğin Sırrı Süreyya Önder. Şimdi eğer meclis yöneten bir vekille de görüşmeyecekse, vekilin partisiyle de görüşmeyecekse kimle görüşülecek bu konu diye sormak gerekir. Öte yandan şunu da hatırlatayım, bakın İmralı görüşmeleri, Oslo görüşmeleri derken bunlar yapılmamalı anlamında bir şey söylemiyorum ben. Tam tersine akademide çatışma çözüm süreçleri diye dersler vardır, müzakere dersleri vardır. Oralarda tüm dünyadaki silahlı örgütlerle devletlerin
nasıl masaya oturduğu da anlatılır. Yani terörle mücadele denilen şey sadece silahla verilen bir mücadele değildir. Devlet illegal örgütlerle zaman zaman dünyanın her tarafında, Latin Amerika'da, İrlanda'da, İspanya'da oturup görüşmeler de yapmıştır. Ama siz bunları sadece kapalı kapılar ardında yaparsanız, meclisi, siyaset kurumunu bilgilendirmezseniz ve üstelik bunu sadece kendi siyasi bekanız adına, kendi siyasi çıkarlarınız adına yaparsanız oradan bir sonuç çıkmaz. Bakın mesela bugün Selahattin Demirtaş'ın Kobane davasında yaptığı bir savunma var. Duruşmada kendisini savunuyor. Bir sürü şey söylenebilir o savunmayla ilgili. Ama söylediği şeylerden biri şudur. Diyor ki Erdoğan bize haber gönderdi seçime girmeyin diye. Ben bunu reddettim. Bana bugün bunun bedelini ödetiyorlar diyor. E şimdi bunun bedelinin ödetildiğini hepimiz biliyoruz. Seni başkan yaptırmayacağız dedi. Çıktı kürsüye ve o günden beri cezaevinde Demirtaş. Evet. Öte yandan şunu da görmek lazım. Bunlar artık konuşulamıyor ama örneğin memleketimizde Kürt sorunu diye bir mesele var mıdır? Yok deniliyorsa zaten bugünkü durum söz konusu oluyor. Eğer var deniliyorsa Kürt sorunu nedir? Bu sorunun mahiyeti nedir? Tarihsel çerçevesi nedir? Bu sorun örneğin siyasi olarak mı çözülebilir? Askeri olarak mı çözülebilir? Çözüm süreçleri nasıl olabilir? Çözecek odak neresidir? Millet meclisi midir? İstihbarat örgütü müdür? TSK mıdır? Bunları hiçbirimiz konuşamıyoruz. Yani meselenin esasına dair konuşma olanaklarını Türkiye'de iktidar muhalefetin elinden aldı. Toplum bunları konuştuğunda ya da bir takım kanaat önderleri, ya akademisyenler, yazarlar bunları konuştuklarında anında örneğin benim bu konuşmadan sonra bir saat içerisinde sosyal medyada teröristlikle, bölücülükle itham edilmeyeceğimin bir garantisi yok. Neden? Şöyle denilebilir. Kürt sorunu var dedi. Şimdi var mı yok mu? Örneğin neden 40 yıldır bitirilemeyen bir mesele var. Sadece 40 yılda değil ki. Ben yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Demirel PKK için bilmem kaçıncı Kürt isyanı tabirini kullanmıştı. Şimdi bu soruların hiçbiri sorulmuyor ama sadece mesele sen şehit cenazesine mi gittin, bildiriye imza mı attın vesaire tartışmasına indirgeniyor. Hadi de diyelim ki esastan konuşamıyoruz. Belki bir gün konuşuruz, biraz daha demokratik bir ortam olur. Bunları konuşamıyorsak bile en azından iktidarın her şeyi tekeline alma. Oslo'da da İmralı'da da ben görüşürüm. Ama dağdaki şehit de benim şehidimdir. Sen cenazeye de katılamazsın, açıklama da yapamazsın, çelenk dahi gönderemezsin tarzı tutumunun karşısında sahici bir tutum geliştirmek gerekir. Bakın Muharrem İnce'nin önce o bildiriye imza atsaydın da ondan sonra açıklama yapsaydın. Kardeşim boş kağıda imza atıp üstüne iktidarın sorumluluğunu, iktidarın sırtından alan bir duruş sergiledikten sonra İstediğin kadar eleştiri yap. Nasıl bir karşılığı olabilir? Kılıçdaroğlu zihniyeti bundan önce defalarca bildirilere imza attı. Ne oldu sonucu? Onun karşısında örneğin Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu terörizmle işbirliği yapmaktan geri mi durdu? Hatırlıyorsunuz hayır, değil mi? Seçim süreçlerinde Meral Akşener'in de çelenkleri kırıldı. Elbette. Yani imza atan Meral Akşener'in de çelenkleri kırıldı. Tabii diyor ki Erdoğan ben burayı çitledim. Buraya siz giremezsiniz. Başka bir özne burada siyaset yapamaz diyor. Şimdi şunu söylüyordum. Bundan önce bildirilere imza atıldı da ne oldu? Olan şudur. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde Kandil'den güya görüntü adı altında montajlanmış bir video. Kılıçdaroğlu'nu Kandil'deki PKK yöneticilerinin alkışladığını gösterdiği öne sürülen bir video. Dolaşıma sokuldu. Erdoğan bunu miting meydanlarında seyrettirdi. Canlı yayında kendisine bu video için montaj diyorlar diye sordu Abdülkadir Selvi. Hayatında ilk kez gazetecilik yaparak hayır montaj değil diye inkar etti. Şimdi ortada böyle bir durum varken muhalefetin herhangi bir unsuru CHP'ye sen önce o bildiriye imza atacaktın diyorsa çok net bir şekilde iktidarın hizasına geliyor. İktidarın arkasında hizalanıyor. Hayır böyle montaj değil. Diyor. Hayır montaj değil demedi de. Ha montaj, ha şu, ha bu dedi. Yani montaj olduğunu kabul etti aynı aslında. Aynı anlama gelir. Zeki çocuklar dedi. Olduğunu gelir. Kabul etti. Sonra dedi ki işte ya zeki çocuklar yapmışlar zeki dedi yani. Hani yapmışlar. Montaj olduğunu, bunun kabul bir etti. Kurgu olduğunu kabul etti. Ne çıkar dedi, ne oluyor? Ya? Evet yani hani montajsa montaj. Ne olacak ki? Velev ki montaj dedi. Montaj değildir demedi de velev ki montaj. Peki. Ne olacak? Yani ne olacak dedi netice ya? Netice itibariyle o dönemde seçim sürecinde yapılmayacak şey yoktu, söylenmeyecek yalan yoktu, işte sergilenmeyecek propaganda yoktu. Bu nedenle de bildiriye atılacak olan imzanın CHP'nin kendisini topluma daha iyi anlatacağı, iktidar karşısında ona avantaj sağlayacağı, dolayısıyla önce bildiriye imza atıp eleştirilerini sonra sıralaması gerektiği yönündeki
tez, iddia bana göre bomboş, içeriksiz ve her seferinde de dediğim gibi Erdoğan'ın AKP'nin elini kolaylaştıran, onun muhalefeti o oyun alanının içerisine hapsetmesini sağlayan bir nitelik taşıyor. Evet. Bugün ilk defa kırıldı. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Eğer İsveç meselesinde konuşacaksak, Salim Bey ben yayına bağlandığımda anlatıyordu yanlış duymadıysam. Bu böylesine yüksek perdeden iktidara karşı bir çıkış sergiledikten sonra AKP ve MHP ile birlikte komisyonda siz İsveç'in NATO üyeliğine hay hay derseniz bu meselenin samimiyeti sorgulanır. Kimse de kusura bakmasın. Yani evet, biz bunu de konuşacağız. Ben ne CHP'liyim. Ben ne CHP'liyim ne Özgür Özel'e kişisel bir sempatim var. Ben sadece şunun arkasındayım. AKP'nin çizdiği oyun alanının dışında muhalefet yapılmazsa AKP iktidarından herhangi bir şekilde kurtulmak söz konusu olmaz. Bunun için bu süreci destekliyorum. Ama siz bu oyun alanının dışında duracağım diyorsanız Erdoğan'ın kendisini Biden'la olan ilişkisi üzerinden var etmeye çalıştığı, kendi bekası adına masaya getirdiği İsveç'in NATO üyeliği meselesinde de bir dakika kardeşim.